Hey Siri, şarkının sesini açar mısın? Evet arkadaşlar, bakın şimdi kablosuz kulaklığı çıkardım. Tekrar takıyorum. Bence çok orijinal bir özellik. Kulak tanıma özelliği. Takıyorum, devam ediyor. Çıkarıyorum, şarkıyı durduruyor. Bunu da göstermiş olalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ikinci nesil AirPods aldım. Sizlerle bu ürünü beraber kutu açılışı yapıp inceleyeceğiz. Daha sonra özelliklerine değineceğiz. Ya aslında ben bunu yaklaşık bir ay önce aldım. Ama sizler için öncelikle deneyimlemek istedim. Yani videoyu çekerken biraz da deneyimlerimden bahsetmek istedim. O yüzden şimdi beraber kutu açılışı yapalım. Ardından telefonla bağlantısını kurup özelliklerine geçelim. Arkadaşlar oldukça şık bir kutunun olduğunu söyleyebilirim. Kutu üzerinde zaten çok fazla bilgi yok. Hemen kutumuzu açalım. Zaten kutunun çok anlatılacak bir şey de yok. Burada kullanım kılavuzlarımız var. İçerisinde nasıl bağlantı kurulduğunu falan anlatıyor. Ama sizin zaten ihtiyacınız yok buna. Çünkü yanınızda bir iPhone varsa ve bu iPhone'u kulaklığa yaklaştırdığınızda bakın bu şekilde kapağını açtığınız anda hemen buraya kulaklığın görüntüsü geliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burada normal hiç bağlantı yapmadıysanız direkt bağlantı yapabilirsiniz. Hatta ben hemen iptal edeyim bağlantımızı. Sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Bakın şuradan bu cihazı unut diyorum. Evet, cihazı unuttum. Şu anda yeniden şöyle kapatıyorum ve bir daha açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen bağlan diyor. Bağlan dediğim anda da otomatik olarak bağlanıyor. Burada tabii kendinize göre ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben direkt devam edeceğim. Standart olarak kullanacağım. Bakın ekranda gördüğünüz gibi burada öncelikle kulaklıkların pardon kapattım. Kulaklıkların şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca kutunun da şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle mantığını anlatayım size. Şimdi normalde kutuyu şarj ediyorsunuz ve daha sonra bu kulaklıkları içeriye taktığınız zaman kulaklıklar da buradan şarj oluyor. Yani diyelim ki gün içerisinde kulaklığın şarjı bitti. Direkt takıyorsunuz buraya şarj oluyor. Ardından yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi zaten şarj sürelerini falan değineceğim. Bağlantıyı yapmış olduk. Kutuya devam edelim. Şöyle hemen göstereyim onu da. İçerisinden bir tane Type A kablo çıkıyor. Bu kablo maalesef Type C değil arkadaşlar. Eğer yeni bir iPhone kullanıyorsanız ve adaptörünüz Type C girişli ise maalesef bu kabloyu kullanamazsınız. Buna farklı bir adaptör kullanmanız gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Eğer telefonunuzun şarj cihazı varsa yani iPhone 11 ve işte üzeri serileri kullanıyorsanız onların şarj kablosuyla şarj edebilirsiniz. Oldukça hızlı şarj oluyor zaten. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın burada da bir tane orijinal olmayan bir AirPods var. Aralarında aslında hiçbir fark yok. Yani sadece arkayı çevirince markayı görüyorsunuz. Sadece birazcık da işte ağırlık farkı var. Bunun da yine özelliklerine değineceğim. Yani daha alternatif bir şey almak isterseniz. Bakın bunu da hemen görünce tanıdı zaten. Bağlan dediğimde de buna bağlanıyor. Bunu da göstermiş olacağım sizlere. Küçük bir şey daha göstereyim. Hemen hızlıca. Bakın şimdi bu kulaklık değil. Bunu algıladı. Burada şimdi şöyle ben AirPods aldığımda yani çizilmeyeceğini düşündüm. Çok önemsemedim aslında. Yaklaşık bir ay oldu alalı. Şimdi şöyle ışıkta dikkatli baktığımda birkaç çizik olduğunu gördüm. O nedenle çok üzüldüm. Yani cihazların çizilmesini çok fazla istemiyorum. O yüzden şöyle bir kılıf aldım. Bunu yani 30 liraya aldım arkadaşlar. Hani fiyatını da hemen söyleyeyim. Oldukça korunaklı bir kılıf. Bak şu şekilde takıyorsunuz. Ve kapağı geçiriyorsunuz. Daha sonra aç kapayı bu şekilde yapıyorsunuz. Şurada da yine şarj girişinizde toz kaçmasın diye çok güzel bir aparat bırakmışlar. Burada da askı aparatınız var. İsterseniz işte kemerinize ya da montunuzun bir kısmına herhangi bir yere asabilirsiniz. Ya da şöyle rafa da asabilirsiniz. Çok güzel tasarlanmış. Benim çok hoşuma gitti. Yine profesyonelleri var. İstediğiniz renklerde var. Bir sürü çeşidi var. Hangisini isterseniz ben sade olsun istedim.
Arkadaşlar kısaca özelliklerine değinmek istiyorum. Bu verileri de Apple web sitesinden alıyorum. Şimdi öncelikle AirPods'unuzu tek dokunuşla çalıştırabiliyorsunuz. Yani telefona bağlıyken kulağınıza taktığınız anda otomatik olarak zaten bağlantı gerçekleşiyor. Bu gayet güzel bir özellik. Kulağınızı algılayabiliyor. Ayrıca tüm cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. İşte Apple Watch'ta, iPad'de, Mac'de, Apple TV'de hepsini kullanabiliyorsunuz. Daha sonraki özelliklere gelecek olursak, şimdi Siri sizin sağ kolunuz gibi bir şey oluyor. Yani kulağınızda Hey Siri dediğiniz zaman otomatik olarak açılıyor. Mesela ben şimdi kulağıma takıyorum. Hey Siri. Bakın gördüğünüz gibi Hey Siri size cevap veriyor. Merhaba Siri, nasılsın? Her şey yolunda diye cevap verdi. Tabii ben kulaklıktan duyuyorum, siz oradan duyamıyorsunuz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela şöyle deneyelim. Diyelim ki Hey Siri, annemi arar mısın? Bakın şu anda aramayı gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi kulaklık araması yapıyor. 24 saatlik pil ömrü gücü var. Yani oldukça iyi arkadaşlar. Zaten günü rahatça çıkarıyorsunuz. Ki ben verilere göre, yani verilerden daha fazlasını yaşadım. Yaklaşık 4 gün falan kullandım bu ürünü. Yani tek şarjla oldukça iyiydi. 15 dakikada 3 saatlik dinleme süresi diyor. Yani vaktiniz darsa bile hemen takıyorsunuz. Böyle hızlı bir şarj olma süreci oluyor. Daha sonra şimdi zaten bağlantıdan bahsettim sizlere. Yani zahmetsiz bir kurulumu var. Direkt takıyorsunuz, şarj oluyor. Takıyorsunuz, bağlanıyor. Burada göstergeyi falan görebiliyorsunuz zaten ne kadar şarjınızın kaldığını. Ayrıca bunu Siri'ye de sorabiliyorsunuz. Hey Siri, ne kadar şarjım kaldı derseniz size cevap verecektir. Evet arkadaşlar, AirPods'un tüm özelliklerinden bahsettik. Nasıl kurulacağını da anlattım sizlere. Yani videoyu kısa tutmak istedim. Oldukça anlaşılır olsun diye. Şimdi kendi kullanıcı deneyimlerime geleceğim. Öncelikle size yani biraz önce göstermiştim. Yine göstereyim. Hey Siri, annemi ara dediğimde otomatik olarak buradan arama gerçekleştirebiliyor. Şu anda konuşmaya devam ettiğim için onlar da dinliyor Siri. Yani kendinizi ekstra iyi hissettiriyor. Yani mesela yolda giderken hava soğuk, elinizi cebinizden çıkarmak istemiyorsunuz. İşte Hey Siri şunu ara ya da Hey Siri işte bu şarkıyı aç, müziğin sesini kıs gibi şeyler söylediğinizde bunu otomatik olarak yapabiliyor. Bunlar insan birazcık daha böyle hani iyi hissettiriyor, motivasyon katıyor. Hatta Iron Man filmini izleyen varsa biriler, orada Jarvis vardı. İşte Iron Man ona bir şeyler söylediği zaman o da ona cevap veriyordu. Yani bence çok güzeldi. Ben her bu özelliği kullandığımda onu hissediyorum açıkçası. Şimdi yani bir sıkıntı var bu ürünle ilgili. Yani sıkıntı dediğim benim karşılaştığım bir sıkıntı aslında. Şimdi yüksek sesle müzik dinlediğinizde biraz başınızı ağrıtabiliyor. Tabii bu normalde siz de bilirsiniz ki aslında tüm yüksek sesli müzikler baş ağrıtır. Ama yani sonuçta kulaklıkta dinlediğimiz için bazen hani işte heyecan seviyesi yüksek olduğunda işte müziği son ses açtığınızda bas seviyesi o müzikte yüksekse birazcık baş ağrısı yapıyor. Bu tabii ki bende de olabilir. Yani diğer insanlarda olup olmayacağının bir garantisi yok tabii ki. Sadece benim görüşümde. Onun dışında oldukça kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Yani bence mükemmel bir ürün. Fiyatına göre de çok iyi. 1899 TL dedik. Evet tabii ki biraz hani pahalı ama iyi bir kulaklık kullanmak isterseniz bence tavsiye ederim. Hemen kısaca birinden daha bahsedeceğim. Şimdi burada da bu arada bunları çıkarayım. Şimdi bir tane daha AirPods var ama bu orijinal olmayan bir AirPods. Piyasada yaklaşık işte 100 lira ile 300 lira arasında satılıyor. Şimdi belki hani bu cihazı alamayanlar olabilir. Onun için de bundan bahsedeceğim kısaca. Şimdi ben bunu yaklaşık bir yıl falan kullandım, deneyimledim. Hatta bunun gibi iki tane kullandım. Şimdi güzel bir ürün, yani müzik dinleyebiliyorsunuz. Ama tabii ki şarj süresi birazcık kısıtlı. Yani nasıl kısıtlı? Şimdi normalde AirPods ben 3-4 gün kullandım. Yani orijinal olanı 3-4 gün kullandım. Nasıl kullandım? Mesela ilk gün %100'dü. İkinci gün işte %74, daha sonra 50'lere düştü, daha sonra 30'lara düştü. %20'nin altına düşürmeden tekrardan şarj ettim. Ama bunda öyle olmuyor. Bunda bazen böyle alakasızca hani şarjınız hemen bitebiliyor. Ya da işte bir günü çıkaramayabiliyorsunuz. Telefon konuşması yaparken IZS'i çok iyi olmadığı için konuşmalarınızı gerçekleştiremiyorsunuz. Biraz bağırmanız gerekiyor. Eğer sessiz bir ortamdaysanız bunu yapabiliyor ama dışarıdaysanız bunu yapamıyor.
Onun dışında müzik kalitesi tabii ki bir AirPods kadar iyi değil ama yani iyi. O kadar da kötümsenecek bir durum yok. Sonuçta müzik dinliyorsunuz. Önemli olan o an ne hissettiniz. Birçok ürünün orijinal olmayanına karşıyım açıkçası. Ama dediğim gibi yani insan alamayınca ondan da uzak durmak istemiyor. Kullanmak istiyor. O nedenle ben bunda bir sakınca görmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Sorularınız olursa bunları yorum kısmında bahsedebilirsiniz. Siz de göreceksiniz kanalımda videolarım izlenmeye başladı. Yani binleri geçti diğer videolar. Hatta bir tanesi 6000'lere falan yaklaştı. Yani 6000 görüntülenmeye. Bunlar beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Umarım siz de bunu izlersiniz ve işte arkadaşlarınıza izlemesi için gönderirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.